Akciğer sahası hastam. Çok ağır bir hastam. Muhtemelen yıllar içinde ölecek. 1980 doğumlu. Esta persona está afectada de silicosis. Es un trabajador de la industria del pantalón vaquero. Usted no lo sabe, pero para que los pantalones que encuentra en las tiendas estén adaptados a la moda, probablemente muchas personas han perdido la salud. Şimdi dünya tıp literatüründe tekstil iş kolunda silikozis ilk defa Türkiye'den bildirildi. Kot kumaşlarının ağartılması, beyazlatılması işlemi çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Örneğin kimyasal yöntemler var. Potasyum permanganat kullanılıyor. Turquía es uno de los principales productores mundiales de pantalones vaqueros. Aquí, como en otras partes del mundo, las prendas se desgastan con un chorro de arena para que tengan aspecto de usadas. Pero este proceso se hace normalmente en talleres clandestinos, sin ninguna medida de seguridad. Muchos trabajadores contraen silicosis. Bu tarz çalışan insanlar olduğu için, küçük atölyeler olduğu için bunları takipte zorlanıyoruz. Zaten burada çalışan işçiler atıyorum bir parti malın bitmesiyle işten çıkmak zorunda kalıyorlar. Benzer şekilde başka bir iş yerine başvuruyorlar. İbrahim Yüntem trabaja en el Comité contra el Kot Taşlama, que es como en Turquía se denomina el desgaste de ropa mediante arena. Silikosis adlı belgesel gösterimi var. Hepinizi belgeselimize bekliyoruz. Asistimos al estreno de un documental de denuncia de esta actividad. La mayoría de los trabajadores en este sector son inmigrantes rurales que acuden a las ciudades empujados por la pobreza. En la aldea de Taslichay, en el sureste de Turquía, encontramos a algunos de ellos. Tras varios años trabajando en la ciudad de Karlova, todos ellos contrajeron silicosis. Kumlama işidir. İçine giriyorsun, boru var, havayla çalışıyor. Hava basın zile. Hava basın zile, kum geliyor. Kuma vurduğu zaman toz içinde, toz var. Bakın bu hasta bulunmayan bir işçiye ait, bu hasta bulunan bir işçiye ait. Karşılaştırırsanız burasını. Yaşama, ya yaşama çalışan, zaten yok. O işte çalışan bir insan başka bir iş yapamaz. Yapamaz, yürüyemiyor. İşçiler günde en az 10-12 saat, haftada 6 gün olarak çalışmışlardır. İş yerinde hiçbir, ama üzerine basarak söylüyorum, hiçbir koruyucu tedbir alınmamıştır. Sadece bazı iş yerlerinde basit, hiçbir işe yaramayan bez maskeleri kullanılmıştır. O zaman da siz bu riski biliyordunuz? Bilmiyorduk. Biz bilseydik biz canımızı bu hale getirir miydik? Sigortanız vardı, yok, var mıydı? Yok, sigortamız yok. O zaman ne zaman bu yani bu hastalık fark etmeye başladı? 2004'te bizim 2004'te millet birisi hastalandı. Doktora gitti. Hatta bizim burada iki tane köylümüz de rahmet etmişler. Hani bu hastalık dolayısıyla. İlk önce silikoz hastalığı olduğunu bilmiyorlardı doktorlar. Verem tedavisini yaptırdılar. Sonra öğrendiler. Ondan sonra iş işten geçti. O arkadaşımız rahmet etti. Ondan sonra öbür arkadaşımız da zaten bu silikoz hastalık dolayısıyla kalmadı. Yine her tarafı dolaştılar. Onda da bir çözüm bulamadılar. Bu silikoz hastalığının bir tedavisi de yok. Değişik illerde hastanelerdeki arkadaşlarla beraber ortak bir veri bankası oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda 550'yi aşkın hasta işçiyi biz tanı koyduk. Ama tahmin ettiğimiz hasta 3-5 bin. Çünkü bu iş konuda 10 bin, 5 ila 10 bin kişinin çalıştığı tahmin ediliyor. Çoğu işçi sigortasız, %90'dan fazla işçi sigortasız çalıştığı için gerçek sayı bilemiyoruz ama tahmini rakam 5-10 bin. Yani aslında bir bakarsanız bir gecede İstanbul geneline birden bunlar yayılıp 500 bin tane kotu kumlayıp ertesi gün hazır edebilecek duruma da gelebilirler. En Turquía la ley prohíbe esta actividad, pero nadie se ocupa de hacerla cumplir. Muchas grandes compañías, tanto turcas como internacionales, se benefician de ello. El trabajo se encarga a intermediarios, que se ocupan de hacer llegar los pedidos a pequeños talleres ilegales que abren por solo unos pocos meses. Arada faturalandırma süreci olmadığı için en alttaki ayağın son derece yasa dışı biçimde hiçbir yasal düzenlemeye sahip olmadan çalıştıkları için biz bu zinciri adım adım takip ederek üstteki firmalara ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Patronu kimdi o zamanda? Şimdi biz de patronların ismini veriyoruz ve ondan sonra bir bakıyoruz, ondan sonra fabrika bir kişi başka bir kişinin adına çıkıyor ve ondan sonra bizim arkadaşlara hepsine ceza geliyor. Bu söz konusu büyük kod firmalarında aklamış olursunuz. Onların beraatleri onlar açısından çok büyük bir reklam olacaktır. Bu noktada bizim üzerimize düşen görev bu davaların açılması, bu insanların seslerinin duyurulmasının sağlanması, bu sayede tüketicinin bilinçlenerek aldığı malın hangi koşullarda üretildiğinin farkına varması.
Ancak büyük kod firmalarını bu şekilde cezalandırabilirsiniz. Yani tüketici alırken bu işte kumlama mı yapılmış, kumlama yapılmışsa yasal zemin içerisinde mi yapılmışın peşini aramak, arkasını görmek zorunda. Mientras tanto, en Taslichay, como en tantas otras aldeas de Turquía, los afectados de silicosis, cuya salud está dañada para siempre, se limitan a esperar. Adamlar mecbur buraya gelmiş. Millete basın verdiler, ağırlaştılar hastalık. Herkes gelmiş burada, şu anda sabah akşam eve gidiyor, sabah bu meydana geliyor. İşimiz gücümüz odur.